Yollarda tevhid çekeyler, duyan gelsin bu dergaha, duyan gelsin bu dergaha. Mevla'ya boyun bükeler, büken gelsin bu dergaha, büken gelsin bu dergaha. Ya işte 1927'de doğdum, doğmuşum tabii, onu bilmeyen çocukluğumu. Ondan sonra 6-7 yaşına kadar gittik. Evvelde anam vefat etti. Anam vefat etti. Babam bir müddet bizim yanımızda yalnız kaldı. 15 sene, 20 sene o kaldı derken. Ondan sonra evlilik hayatımız, işte 60 sene falan da Allah razı olsun evlilik hayatımız geçti. Çoluk çocuk sahibi olduk derken de böyle ömür geçti amcam. Peki çocukluğuna dair hatırladığın şeyler var mı? Çocukluktan işte çocukluğu o zaman bütün yani okumakla mı var yani? Okumak diye bu köyden bir tek öğretmen diye bir şey yoktu. Benim emsallarımdan bir tek kişi çıktı sonradan öğretmen olaraktan. O zaman herkes çapıya gitmek, ora bura gitmek, başka bir şey yok yani, tahsil diye bir şeycik yok. O zaman için böyle yani her şeyin de oldu gari. Peki askerliği kaç sene yaptın, nerede yaptın? Ben evvela Çorlu'ya gittim, 3 ay Çorlu'da kaldım. 3 ay sonra dağıldık, hava askeriydik, hava okulu ora oldu. Hava okulu dağıldı, Eskişehir'e geldim ben. Eskişehir'de bitirdim. 49'da gittik, 3 ay orada kaldım, gerisini Eskişehir'de geçirdim. 2 sene askerlik yaptım. 2 sene sonra benden evvelkinden 3,5 sene yaptılar onlar. Ben 2 sene yaptım. Ben de yendi, bizim kurada yendi. 2 sene askerlik yaptım. Nasıldı askerlik, arkadaşların, hatırladıkların? İyiydi arkadaşlarım olan, hakikaten de askerliğimiz iyiydi. O zaman şartlar böyle bir şey mi var? Şöyle oturup da bir oturuyoruz, sıraya oturuyorsun, araya den karavanıyla birer çanak elinde katı var yala. Araya de şimdi askerler oturdu ya da lokantada yeri gibi yala. O zaman bu yok, yine iyiydin şükür olsun. Ben tayyare tamir fabrikasındaydım orada. Bizim oranın bakımı daha iyiydi. Tümene bağlı değildi bizim ora. Yani daha güzeldi bizim için. Arkadaşlarım benim yanıma tümendekiler geldiği zaman lokantada yeri gibi girlerdi. Onlara tabii izine gidenler tayınları artardı. Onlardan onlara yedirdim, çok memnun olurlardı. Benim rahatım iyiydi, Allah razı olsun. Peki teyzeyle nasıl tanıştın? Ne zaman evlendin? İşte 52'nin 10. ayında evlendik. Evlendikten sonra iyi kötü bir iki sene sağda solda çapada burada gezdik. Tekrar iyi kötü 5-6 dönüm burada bağ yaptık, Allah razı olsun. Onlara iyi kötü geçinmemizi sağladık. Kaç çocuğunuz oldu? Çocuk 4'ü hayatta, 3'ü de vefat etti. 7 tane çocuğumuz oldu. 3'ü vefat etti. 4'ü de hayatta. 3 kız bir oğlan. Torunların? Torunlarım hepsinin var, Allah razı olsun. Sayılmayacak kadar hepsinde iki şavşat tane var. Allah razı olsun. Oğlumun var 3 tane. Bundan var 2 tane, bunun var 3 tane. Hepsinin de yüküt evlatları var. Birinin büyük kızın var 2 tane evladı. Var şükür olsun, hepsinde vedallah. Hacı'ya gittin mi Abdurrahman amca? Gittim, onu da Allah nasip etti. 1993'te. Böyle şey etmek değil de Allah bize bir şey verdi, açık bir kavak gibi bir şey yetiştirdiydim. Bir param olaraktan değil, Allah beni ağzım verdi. Ya dedim, parayla dedim, tanıştım çocuklarıma, ben bir buraya gideyim oğlum dedim. Onlar da dediler, git bu bayağı bize 2'şer milyon kayma versen ne olacak dediler. Hepsi ihtiyaçlıydı. Tekrar onunla gittim, Allah razı olsun. 31 milyon 600 kayma para verdik o günün şartlarına. Evimizden aldılar, evin önünden buraya indirdiler. Gittik, orayı da gösterdi Allah. Nasıldı oralar? İyiydin dayım, orası tabii bambaşka, orada bir her şey güzellik orada yani, hepsi de. Ama şimdi şartlar daha değişti de iyiydin yani, iyi geçtik arkadaşlarla bu köyden. 23 kişiydik. 23 kişiden bir ben kaldım erkeklerden.
Gerisi de 3 tane de kadınlardan kaldı, 23 kişiden. Hepsi vefat etti. Hatta biri Düngür'ün bu güvenin babası vardıydı. O da bizle gitti, benimle gitti. Gerisi vefat etti. Allah bizi daha durduruyor bakalım. Allah uzun ömürler versin. Amin dayım, amin. Eskiden nasıldı? Senin gençliğinde nasıldı? Şimdi nasıl durum? Gençlerin durumu canım, nasıl? Canım gençliğimdeki durum, o günün şartları hayat mı sayılmaz dayım? Yani bugüne kadar ne kadar şükretsek şimdi azdır. Yani şimdi ne diyorsun sana, bu köyde ihtiyaçsız adam azdan azıdı. Bugün 100 lira parası olan o zaman zengin idin yani. Bayağı bildin, her adam da yoğudu. Gidiyorsun iki ay deniz havasında çapa çapalıyorsun. Ala ala 40 kayma 50 kayma yani o günün para parasından alıp geliyorsun. De bununla güzün belde tekrar yine deniz havasına kozatçık bir pamuk toplamaya gidiyorsun. Derken böyle ona hayat denmez ama yine şükür olsun. Ağaç açık da kovmadı Allah, şükürler olsun da böyle geçti. Peki Abdurrahman dede, bu kadar uzun yaşamanın sırrı ne? Ne yiyip ne içiyorsun? Şimdi mi? Şimdi bir şeyle mi şükürlamıyorsun? Sadece bakıma muhtacın. Allah razı olsun onu da. Şimdi hepsini yaptım. Hemen hemen 4-5 sene anca oldu bırakalı. Birkaç tane dana besledim. Bir atım vardıydı. Onun var arkasına bir araba aldım. Onunla bütün çalıştım yani şimdiye kadar. Şimdi baktım gari yapamayacaksın. Hepsini bıraktık. Allah razı olsun yine de evlatlarım da bakıyorlar yani. 3 sene oldu ailem vefat edeli. Bakıyorlar ben hiçbir o anda muhtaç değilim. Bir maaşım da yok yani Allah razı olsun. Yine de Allah hiçbir harçlık parasız kovmuyor yani elhamdülillah. Eskiden açık yine kötü tertibatım oldu. Kalmadı şükür olsun. İyiyim o anda. Peki Abdurrahman dede, gençliğinde ne yiyip ne içtin? Şimdi gençler ne yese ne iste hasta oluyorlar. Şimdi o zaman dayım hastalık bilinen bir hastalık yoktu. Ne olmuş? Sıtma tutuyor. Ne olmuş? Punta olmuş yani 2-3 günün içerisinde alıp satıyor insanlara. Çalabiren arı bir hastaneye geldi. Hastaneye giden geri gelmiş ise azdan azdan zaten iyice yıpırıyor, ölü gibi gidiyor. Ben yolculuk yapardım da Akdere Derya bir köy vardır Akdere. Oradakileri o zaman yok vasayet yok. İki tahtayı birbirine çak eklerlerdi. Bir yanına tasmudunu sararlardı, bir yanına da hastayı yatırlardı. Ora geliyor, kaç saat, ora getiriyorsun denizde o şeye, hastaneye. Hastaneden geri gelen az oluyordu dayım. Hastalıkla o zaman bilinen bir hastalık, kanser efendim şu bu, bunları bilen yoktu zaten de. Baraka Film Yapım.